Herkese selamlar. Geleceğin Kaşık kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, gördükleriniz benim kripto para yatırım stratejim. Hepsi tamamen bana aittir. Araştırmalarım, makroekonomi takiplerim, hepsi, emeklerim, hepsini sizlere bu videomuzda açıklayacağım. Diyeceklerime geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ve anlık olarak videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Bu size kendinize yapmış olduğunuz bir yatırım tavsiyesidir. Evet, şimdi diyeceklerime geçebiliriz. Evet dostlar, öncelikli olarak bir ayı sezonunu atlatmış bulunmaktayız. Şimdiden herkese geçmiş olsun. Neden? Nedenine geliyorum. Çünkü artık bir ayının sonsuza kadar sürmeyeceğini biliyorsunuz. Veyahut da bir boğa sezonunun sonsuza kadar sürmeyeceğini biliyoruz. Piyasa iki şekilde ilerler. Ayılar biter, boğalar başlar, boğalar biter, ayılar başlar. Ama şu anda genel olarak grafiğe baktığımız zaman piyasada güzel bir boğa sinyali görüyorum. Ve ben şunu tahmin ediyorum. 2024 ve özellikle 2025'te zirvelerin kovalandığı bir yıl olacak. Ama peki bu yaşayacağımız boğa senaryosu nasıl olacak? Hocam bizi bilgilendirir misin? Diyorsunuz. Ben de araştırmaları kadarıyla kurumsal firmaların ne yapacağını, onların yatırım psikolojisini sizlere anlatmaya karar verdim. Ve ayrıca ise ben de bunları uyguluyorum. Şu anda ise deli gibi altcoin topluyorum. Yapay zeka odaklı, metaverse odaklı, DeFi odaklı bunlar gerçekten gelecek vaat ediyorlar ve projeleri gerçekten güzel. Evet, öncelikli olarak kurumsal yatırımcılar bir bir Bitcoin'i toplamaya başladılar. Ve şu anda Bitcoin dominansı %53 küsürlerde. %53.31'lerde. Yani şunu söylemeye geliyorum. Bakın, yükselmiş Bitcoin dominansı eğer ki yükselirse altcoin'lerden paralar çıkıyordur veyahut da Bitcoin yükselirken dominans yükselirse altcoin'lerin yükselmesini engelliyordur. Zaten Bitcoin bakar mısınız? Yükseldi, deli gibi yükseldi. 15 binlerden 43-44 binlere kadar geldi. Çoğu altcoin 3x bile yapmadı. Yani 2x bile yapmadı, %50 bile yapmadı. Yani bu ne demek oluyor? Bizleri bekleyen çok güzel bir pasta var. Şu anda pastanın %53.30'u Bitcoin'de. Ve bakar mısınız? 2022 10 Kasım'dan itibaren bir yükselen trend oluşturmuş Bitcoin. Eğer ki bu yükselen trend kırılırsa bu trendin kırılışıyla beraber %30'lara ineceğimizi söylüyorum. %30'lara inersek eğer çok güzel bir mega boğa bizleri bekliyor. Fakat bu yol nasıl olacak? Nasıl bir insanlar nasıl bir senaryo izleyecek? Veyahut da olası senaryolar nelerdir? Ben size hepsini bir bir açıklayacağım. Ve gerçekten çok teşekkür edeceksiniz. Bilmiyorum. Hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Ben sadece sizlere fırsatlardan haberdar ediyorum. Hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Siz kendi araştırmalarınıza güvenin. Hiç kimsenin sözüne itibar etmeyin. Şu şunu dedi de şu yükselecek. Şu şunu dedi de iyi kazandırdı. Hayır. Bir de utanmadan VIP grup oluşturuyorlar paralı. Sizler de onlara para yatırıyorsunuz. Birazınız tabii ki de. Ya gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Siz kendiniz bunları daha güzel yapabilirsiniz. Bir de hava atıyor. Yok kaldıraçta vurduğumda şu kadar da. Abicim o kaldıraçta adamlar kazandığı paraların çok çok ufak kısmını yapıyor, riske atıyor. Ama siz, evet biliyorum, birçoğunuz ana paranızla giriyorsunuz bu işe. Cebinizde karşılıklarla giriyorsunuz. Her neyse. Ben senaryoma devam etmek istiyorum. Bakın, bu yükseliş trendi kırıldığı anda altcoin'lere çok sert paralar akacaktır. Ama Bitcoin stabil olursa veya yükselirken bu trend kırılırsa altcoin'ler 10x yapacak. Bakın gözünüzü kapatın, bir coin seçin, 10x yapacak. Ama düşük alt hacimliyse, market cap'i düşükse daha da çok x yapacak. Evet, ama nasıl gerçekleşecek bu senaryo? Öncelikli olarak dominans, ben
Zirvelere giderken dominansım artacağını düşünüyorum çünkü dışarıdan paralar gelecek. Dışarıdaki para ilk Bitcoin'e akacak. Direkt adam altcoin'i almayacak. Bilmiyor çünkü altcoin nedir. Kurumsal yatırımcılar Bitcoin stok yapıyor. Stok ETF geldiği anda Bitcoin uçacak diyorum. Ama bir vakti var, bir zamanı var. FOMO'ya kapılmayın. Fear of Missing Out açılımıdır. Öncelikli olarak artıyor. Güzel. %58'ler, %60'lar gelirse oradan %30'lara kadar gelen bir dominans göreceğiz. Bu harika bir şey olacak. Ve zirveler zorlandı. Bitcoin 150 bin ila 200 bin dolar arasına doğru gidecek. Bunu göreceğiz. Bu bir senaryo ve döngüsel olarak bakmış olduğumuz zaman Bitcoin'in hedefi 150 bin dolardır. Halving'den sonrası için hedefimiz bu. Evet, sonra ise para en büyük ikinci altcoin olan Ethereum akacak. Ethereum kurumsalların en çok güvendiği altcoin'dir. Ethereum dominansı şu anda %16'larda %25'lere kadar gelecek ve bu da piyasadaki paranın %25'ine kadar çıkıp 15 bin dolar ve üzerinde gidecek bir Ethereum'dan bahsediyorum. Bitcoin'den sen zaten 6, 3, 4x'ini vuracaksın. Oradan çıkıp Ethereum'dan da 4-5x daha vuracaksın. Çünkü arkadan geliyorlar. Arkadan geldiği için 5-5x daha 25x. Ondan sonra da oradaki paranı getirip en son ise devasa bir altcoin sezonu olacak. Sırası gelen çıkacak gidecek. Bazısı 5x yapacak, bazısı 10x yapacak, bazısı 100x yapacak, bazısı 1000x yapacak. Bunları bilmiyorum. Ben öngörüyorum ki benim dediğim projeler güzel kazandıracak ve hep beraber çok güzel günlere ulaşacağız. Şunu söylüyorum. Özellikle yapay zeka ve metaverse projeleri baskın olacak. Biliyorsunuz ki Facebook adını Meta'yı değiştirdi ve ilgiyi metaverse'e topladı. Metaverse projelerinden sırası gelen 10x yaptı, sırası gelen 100x yaptı. Sandbox bir anda 50 centlerden bir anda 8,5 dolarlara çıktı. Mana 7,5 dolar oldu. Uçtular gittiler. Dedik kaçırdık. Keşke şu Sandbox alsaydım da biraz elimde tutsaydım da şu an iyiydi yani diyorduk. İşte şimdi fiyatlar dipteyken yavaş yavaş toplama zamanı. Ve ben deli gibi bunları topluyorum. Deli gibi yapay zeka, metaverse, DeFi, merkeziyetsiz ağlar, Web3 bunları topluyorum. Peki ben bilgileri nereden alıyorum? The World Economist. The Economist dergisinin kapağında bakar mısınız? 2024 ile alakalı öngörüler var. Bu öngörüleri incelersek ise şöyle perspektiflere ulaşabiliyoruz. Bir zamanda dolmaya doğru gidiyoruz. Yani bakar mısınız öngörülere? Trump'ın olmayacağı belli değil zaten. Bakın uzayla alakalı çalışmalar devam edecek. Gayet güzel gelişmeler var. Nükleer bombayla alakalı şeyler görüyorum. Yani bilmiyorum. Yani kötü bir senaryo. Allah göstermesin. Ve şuraya bakar mısınız? Yapay zeka. Özellikle beyine bağlanmış bir bilgisayar ve göz görüyoruz. Yani yapay zekanın trend olacağı bir 2024 bizleri bekliyor. Ben de bu trende uyarak yapay zeka projeleri topluyorum ve o hype'tan yararlanarak yüzlerce X vurmayı planlıyorum. Muazzam bir şey. Muazzam bir şey. Ve ayrıca ise fiyat para birimlerinin dolar, TL, yuan, euro, sterlin bunların materyaller karşısında, enstrümanlar, altın, bitcoin, yatırım araçlarının karşısında değerlerinin düşeceği söyleniyor. Yani bize bir bitcoin boğasından söz edebilir mi? Bence evet. Çaktırmadan veriyor. Ve ayrıca bakar mısınız? Şöyle genel bir inceleme yaptığımız zaman Çin'in bir çiple beraber elektrikli arabalarda daha çok üretim yapabileceğini ve bazı belli başlı madenler konusunda bir rekabet olabileceği geliyor Amerika ile. Joe Biden bu arada. Ve enerji konusunda dünya bir rekabete girecek. Yani 2024 çok dolu yıl geçecek. Şimdiden herkesin yeni yılını kutlarım. Umarım dileğiniz gerçekleşir. Hepinize sağlıklı, mutlu, iyi yıllar dilerim bu arada. Yani bu videoyla alakalı benim genel olarak diyeceklerim bu kadardı.
yatırım stratejim ve kurumsalların yatırım stratejisi de bu olacaktır. Dikkat edin. Sizleri bilgilendireceğim. Güzel kazançlar olursa daha fazlası için tabii ki de Geleceğin Keşfi YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Eğer aklınıza takılan bir şey olduysa sizleri yorum kısmına bekliyorum. Sağlıcakla kalın, esenlikle kalın. Thank you.